AKP'nin İnegöl Merkez ve Belde Belediye Başkanları 3 yıllık hizmet değerlendirmesi dün akşam Belediye Kültür Sarayı sinema salonunda yapıldı. AKP'li merkez ve belde belediyelerinin 3 yıllık hizmet değerlendirme toplantısında Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Yenice Belediye Başkanı Rambi Ziyit, Cerrah Belediye Başkanı Ömer Kahyoğlu, Tahtaköprü Belediye Başkanı Salih Şahin, İlçe Başkanı Burhan Alıcı, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Partililer katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İnegöl Belediyesi'nin 3 yıl içerisinde yaptığı çalışmaları anlatan Sinevizyon gösterisiyle program devam etti. Toplantıda ilk sözü ilçe başkanı Burhan Alıcı aldı. Alıcı parti içi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlgili birebir il başkanları, il yöneticilerine raporlar veriyoruz. Bu raporlar da kesin biliyorum genel merkeze gidiyor. Yani bu kadar kontrol altında olan bir parti olduğunuz için bundan çok huzurluk duyuyorum. Danışma meclisleri olmasa bile daha önce bu kadar sık olmuyordu. Ama biz yine her ay ile rapor gönderiyorduk ilçemizin çalışmalarıyla ilgili. Raporlar gönderiyorduk ve bunlar da yine genel merkeze bir şekilde ulaşıyordu. Yerel yönetimler bazında da bu kadar sık kontrol edilebilen bir başka partinin bu kadar sık kontrol ettiğini gerçekten düşünmüyorum. Bugüne kadar ki siyasi gelişim içerisinde de böyle bir şeye pek rastladığını rastlamadım açıkçası. Bu bir kontrol, bir oto kontrol. Yani çalışmalarımızı mutlaka iyi yapmamız ve her ay üzerine bir şey katmamız gerekiyor. Mesela üye çalışmalarımızla ilgili mesela il şöyle bir şey istiyor bizden. Bu ayki raporumuzda mesela 9000 üye yapmışız. Afüye'ye kaydettiğimiz 9000 üye var. Mesela bir dahaki ay yani yine 9000 yazacaksanız Allah aşkına yazmayın. Yani 50, 100, 60 neyse bir artırarak yazın bunu diye. Bizi neye zorluyor? Her ay üye yapmaya bizi zorluyor. Şu anda çalışmalarımızda biraz teşkilat olarak çalışmalarımızda bu noktada fena değiliz açıkçası. Yani %80'leri vurmuşuz üye hedefimizde. Biliyorsunuz üye hedefimiz nedir? 12.300 civarında bir üye hedefimiz var. Yani seçmen sayımızın %10'u kadarını bize İnegöl'de üye yapmamız isteniyor. Aşağı yukarı 2.300 tane üye eksiğimiz var. Bunun çalışmalarında bir hızla devam ediyor. Mahallelerde, beldelerde buna da devam ediyor ve en kısa zamanda da bu rakama ulaşacağız inşallah. 28 Mart 2004 yılında başkan olduğunu hatırlatan İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise ilçe halkının duaları ve teşkilatın teveccühleriyle 3 yıldır hizmet ettiğini söyledi. Hiç mahcup olacak bir çalışmanın altına imza atmadıklarını belirten Aktaş, ayrıca MHP İlçe Başkanı Hasan Toktaş'a da göndermelerde bulundu. Hatırlayın yine böyle bir Mart günüydü. Gerçi Nisan'a geçtik ama 28 Mart 2004 günü yapılan yerel seçimler neticesinde ve 1 Nisan 2004 sabahı belediyemizin önünde yapmış olduğumuz törenle yine bir coşkuyla, yine büyük bir heyecanla göreve başlamıştık. Aradan tam 3 yıl geçmiş değil mi? Allah'a hamdü selamlar olsun. Yenice Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi sizlerin verdiği o yoğun destek ve teveccüh, tabii ilçe halkımızın destekleri ve duaları. Hiç mahcup olmadık. Mahcup olacak hiçbir şeyin altına imza atmadık. Cenab-ı Allah inşallah bundan sonra da imza attırmaz. Tabii Hikmet Başkanımızın 10 yıllık süreç zarfında İnegöl'ümüze gerçekten çok önemli çalışmalar oldu. Hem de kısıtlı imkanlarla hem de muhalefet belediyesi olmasına rağmen hatta meclis üyesi azlığına rağmen.
Atık su arıtma tesisleriyle, cadde ve sokakların asfaltlanmasıyla, kültür parkıyla, mobilya fuarlarıyla İnegöl birçok ilklerle o dönemde tanışmaya başladı. Ama hepinizin bildiği gibi kısa bir süre önce 250 kişilik Sani Konuk Oğlu konferans salonunda 800 kişilik katılım töreni yapan bir siyasi partimiz, ki orada 3-5 tane İnegöl'ü gördüm ben, başka kimse de yoktu. İl başkanı aynen şunu ifade etti, ilçe başkanı da aynen şunu ifade etti. İnegöl zaten 13 yıldır hizmet alamıyor. İnegöl 13 yıldır hiç iyi idare edilmiyor diye gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızı, gerekse de şahsını ve sizleri eleştirdi. Adama tabi derler, behey insafsız, behey laftan sözden, hizmetten anlamayan adam. Sen çok biliyorsun da bu millet mi bilmiyor? Bu insanlar 3 dönemdir bu insanlara teveccüh gösteriyorsa, bu kadroya teveccüh gösteriyorsa, 13 yıldır bu emaneti teslim ediyorsa, sen bunu çoktan mı iyi biliyorsun bu insanlara? Allah'a şükürler olsun, tabi verilen o emanet, verilen o görev samimi bir şekilde yürütülmeye gayret edildi. Tabi bizden her konuşmamızda ifade ediyoruz, biz olayları bir bütün olarak ele alıyoruz. Yani belediyeciliği sadece imar olarak veya fen işleri olarak görmüyoruz. İmar konuları, konut, altyapı, kültür, sanat ve spor, ekonomi ve ticaret, mobilya, organize sanayi, kaplıcası ve köftesi, hepsi bizim için İnegöl'ün çok önemli bir unsuru. Birazdan tabii konu başlıklarını açacağım. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Ve o yüzden biz dedik ki, bizim iki tane konu başlığımız var. Bunlardan bir tanesi 12 mahalleden müteşekkil mevcut İnegöl. İkinci konumuzda Huzur Mahallesi ve Akhisar Mahallesi'nde köy statüsünden mahalleye kavuşturduktan sonra onun üst noktasında hayat bulmaya başlayan ve inşallah Haziran-Temmuz ayından itibaren yükselmeye başlayacak toplu konutlarla beraber yeni İnegöl. Evet, gerçekten 3 yılda çok şeyler yapıldı. Bunda tabii ki sizlerin çok önemli destekleri, ikazları, eleştirileri, önerileri. Çünkü niye? Yönetim kurulu toplantılarına girdik. Meclis üyelerimize grup toplantıları yaptık. Mahalle başkan ve yardımcılarımıza toplandık. Mahalle teşkilatlarımızın toplantılarına girdik. Teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşımızın bu çalışmalarda emeği var. Caddeler, sokaklar estetik hale getirildi. Ve getirilmeye de devam ediyor. Doğalgaz, enerji hatları, kanalizasyon ve benzeri çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Tarihimize ve ecdadımıza her yönüyle sahip çıkıyoruz. İşte İshak Paşa Camii ve Külliyesi civarında yapılan çalışmalar, işte kent müzesi çalışmaları, işte mezarlıklarımızın yıllardır kullanılan ama çok iyi durumda olmayan mezarlıklarımızın geldiği nokta.